Amaç spora hizmet, gençlerimizi spora hani kazandırmak ama sonuçta da bunun sonunda bir beklenti doğuyor. Belli bir şeyler de harcanıyor bu süreç için. Önemli olan onların geri dönüşleri nasıl? Evet. Buradaki gelişmeler nasıl? Çocuklarımız gerçekten gelişiyor mu, gelişmiyor mu? Bu da hep biliyorsunuz onların başındaki eğitmenlerden başlıyor. Onunla ilgili ben gerçekten bu konuda çok hassas davranan bir insanım. Bunun için de gereken araştırmayı da yapacağım. Biz federasyon olarak mı bir şey yapabiliriz yoksa... Oradaki eğitmenleri eğitmek gibi bir herhalde bir bu bize mi oldu. Hani bu bize mi alıp spor bakanlığına, SGM'ye mi ait, hani bunlar kime ait diye bir araştırma da yapmamız gerekir. Çünkü dediğim gibi oradaki eğitmenlerin uzun yıllar bir şekilde basketbolu öğrenmiş, belli bir noktalara kadar gelmiş ve ondan sonra hani bu tip işlere soyulmasını hani ümit eden bir insanım ki çocuklara verebileceği hani tecrübeyi, o katkıyı sağlayabilsin diye. Çünkü gerçekten bu hassas bir nokta. Ben ben buna gerçekten çok önem veren bir insanım. Benim kendi spor okullarım var. Ve eğitmenlerim gerçekten Türkiye çapında gerçekten iyi noktalara gelmiş. Ve bunun hani tecrübesini almış insanlar. Ama diğer okullar şekilde aynı şekilde mi bilemiyorum. Bugün bunda, konuştuğumuz gibi kim bilir hangi hidayetleri İbrahim'le Harun'la kaybediyoruz. Belki de dediğiniz gibi çok insan bu nedenden dolayı doğru bir şekilde eğitilmediği için veya velilerin belli bir şeyi görmediği için soğuması, bunlar gerçekten çok üzücü. Sonuçta biz zarar görüyoruz. Belki de eğitim kurulu denetiminde falan. İşte hani dediğim gibi diyor. Şimdi hani size hangisini ne söylesem ben de bilmediğim için. Yok, evet. Bunu gerçekten işte federasyona mı bağlı olacak, hani bizim antrenör şeyimizin altında mı olacak, yoksa eğitim kurumlarında mı olacak, evet. Yoksa gençlik yani il müdürlüğünde mi, hani bunları eğer bizim için şeyde, o zaman bizim belki bir şeylerimizi daha sıkı yapmamız gerekir. Antrenör seminerleri, antrenör kartı alması gibi tarzı şeyleri de mesela hani bizim bünyemize bulanıp, bizim denetimimizde olup... Belli bir yeterlik seviyesine gelenlere... Belli bir yeterlik seviyesine o hakkı verip onların spor okulu açması gibi. Evet. O konuyla ilgili de hani çünkü benim gerçekten, hatta biraz önce de bir arkadaşım gelmişti. Mustafa Keskin Türk. O da hani mesela spor okulu işine girecek. İşte mesela o tip insanlara rahat rahat verebiliyoruz. Çünkü yıllardır basketbolun içerisinde hem oynamış hem de ondan sonra antrenörlük yapmış bir insan. Şimdi bu tip insanlara kolayca teslim edebilirsin bazı şeyleri. Çünkü sonuçta yapacağı şeyi az çok belli. Evet. Sporcuya ne kadar faydalı olabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Sadece sporcu da değil, çünkü ana malzemesi çocuk, insan. Yani sen de evet. Babasın. Yani nasıl eğitim almasını istersin çocuklarını. Tabii bu ki da de. Öyle yani. O da öyle. Tamam, yaklaşımın düzgün olması gerekiyor. O yüzden artı o tip insanların, spordan gelmiş olan insanların kültürü de çok önemli. Velilerle diyalogları da çok önemli. Bunlar da her zaman göz önünde bulundurmamız şey. O tip eğitmenlerin mutlaka ki aile fertleriyle kuracak olan diyalogları da bazen olumlu olumsuz şekilde de etkileyebilir. Bunun için de güzel bir plan program da yapmayı düşünüyoruz gerçekten.